dondurması yapıyoruz. Burada dondurucuya koyduğumuz vişnelerimizi biraz suyla kaynattık. Çekirdeklerini alıp blenderdan geçireceğiz. Sonra da nişasta ve şekerle bir vişne sosu hazırlayacağız. Bu tatlımızın en üst kısmı ama soğuması için ilk önce bunu kaynattık. Burada etmeklerimizin şerbeti için şekeri karamelize ederek yapıyorum ben. Daha aromatik oluyor. Burada 1,5 bardak şeker var. Sonra da 2 su bardağı su ekleyeceğiz. Fazla karamelize etmeden, acı olur çünkü. Onunla da etmeklerimizi ıslatacağız. Aşama aşama tatlımız devam ediyor. Şekerlerimiz biraz da eridi. Şu kalanlar da erisin. Çok fazla tutmayacağız. Karamelize erimiş şekeri fazla uzun süre tutmak acı olmasına neden olur. Başıma da geldi, onu da söyleyeyim. İlk defa. Böyle acı ama bildiğiniz biber acısı değil. Yenmeyecek değişik bir şeker acısı. Suyunu koyuyoruz. 1,5 bardak erittiğimiz şekerin içine 2 su bardağı. Böyle kastatı olacak önce. Sıkıntı yok, korkmayın. O çözülecek suyunu da sınırlayacağım. Sıcak suda koyabilirsiniz. Şerbetimizi karamelize ettik. Etmeklerimizin üstüne döküyoruz. Şöyle. Özellikle kenar kısımlarını şöyle daha yoğun ıslatırsak. Gerçi o her türlü çekecek de. Şerbet çok dersiniz belki ama değil. Çünkü etimeği kurtulmuş ekmek olarak düşünürsek bayağı bir şerbet kaldırıyor yani. Tatlımızın diğer aşamasına geçiyoruz. 1 litre sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Burada 6 yemek kaşığı şeker, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişastamız var. Ocağımı da karıştıralım. Şimdi ocağımızı alıp güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatacağız. Söndürmeden önce vanilya ve bir kaşık tereyağımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra üzerine dökeceğiz. Muhallebimiz koyulaştı. Şimdi biraz daha kaynatacağız ama önce bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Sonra da şöyle. Bizim tereyağımız biraz aromalı olduğu için tam dolu bir yemek kaşığı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Bunu bir taşım daha kaynatacağız tereyağı eriyene kadar.
Pastacı kreması gibi bu muhallebi. Bazıları içine yumurta sarısı koyarak da yapıyor. Öyle de yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bildiğiniz klasik bir muhallebi tarifi varsa onu da yapabilirsiniz. Tatlımızın ikinci aşaması. Muhallebimizi döküyoruz. Kadınları bilir, bu spatulalar mutfaklarda bizim işimizi acayip kolaylaştırıyor. Hiçbir şey ziyan gitmiyor, tencerede kalmıyor. Çocuklar bu duruma çok kızıyor, yalayamıyorlar diye ama güzel bir şey. Kaynatıp soğuttuğumuz vişnelerimizi, çekirdeklerini temizledik şöyle. Şimdi bunları blenderdan geçiriyoruz. İçine bir bardak şekerimiz var. Bunu koyuyoruz. Burada yaklaşık 1 litre sıvı var. 3-4 kaşığı nişasta yeterli olacak. Bence. Şöyle 3. Şöyle 4. Karıştırıyoruz. Hatta bir çırpıcı alalım. Dengesiz kapatmanın olmasın. Bunu hazır vişne suyuyla yine yapan var. Ben kışın portakal, limon karışımı sosla da yapıyorum. Bazıları tamamen krem şanti de yapıyor ama alt katmanlarında da hep şekerli bir şerbet, yine muhallebi de şeker. Şeker yoğunluğu fazla olduğu için meyveli bir tatla fresh etmeyi seviyorum. Ocağımıza götürüyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz. Tatlımızın son aşaması. Her zaman evde muhafaza edilmiş dondurucuya konulmuş meyveler, reçeller veya taze meyve daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Belki biraz uğraştırıyor, meşakkatli oluyor ama hazır vişne suyuyla bu lezzeti yakalayamayız. Tatlımızın meyve sosu oldu. Vişne, şeker ve nişastayla hazırladığımız. Aşamasını yerine getiriyoruz. Vişne sosu. Ben blenderdan çektiğimde çok fazla çekmedim ki. Sıcaklaştıktan sonra buzdolabına koyuyoruz. Gece dolapta beklemesi daha güzel oluyor ama vaktimiz o kadar çok yoksa 4-5 saat bile yeter. Böyle güzel.
Hindistan ceviziyle süsleyeceğiz. İstediğin fıstık olur. Böyle zıt renklerle kombinlerseniz çok daha güzel olur. Servis aşamasında görüşürüz. Hazırladığımız vişne soslu etimek tatlısı servise hazır. Şimdi servis edeceğiz ve Ilgın Hanım'la beraber diğer misafirlerle beraber yiyeceğiz. Afiyetle. Nasıl, beğendin mi Ilgın? Çok beğendim vişneli tatlınızı. Şimdi servis etme zamanı. O zaman herkese afiyet olsun diyelim. Herkese afiyet olsun.